Diyorum, ekonomi tabii çok güncel ve önemli hale geldi. Neden önemli hale geldi? Yani seçimin hemen ardından tüm beklentilerin aslında kesiştiği nokta, efendim ekonomik gelişmeler ve e, Türkiye yüzyılı çerçevesinde uygulanacak yol ve yöntem aslında. Bu arada tabii ki faiz artırım e, beklentileri işte dış e, dünyanın işte birçok uluslararası merkezin ve başkentin Türkiye üzerindeki efendim e, beklenti e, yorumları ve beklentileri ve Türkiye'nin hakikaten e, bir Sayın Mehmet Şimşek ve Gaye Hanım'la birlikte e, nasıl bir çerçevede yol alacağı da merak konusu tabii ki. Bu çerçevede değerlendirirsek gerek yarınki bir toplantı efendim Merkez Bankası'nın ve Para Politikaları Kurulu'nun toplantısı bugün asgari ücretin artırılması, tabii ki bunlar çok önemli başlıklar ve önemli gündemler toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren, iş dünyasını, çalışanı, işvereni, emekliyi, herkesi ilgilendirdiği için tabii ki biraz daha öne çıkıyor ve öne çıktığı için de bizler dilimizin döndüğünce ifade etmeye hakikaten çalışalım. Bakın şimdi dünyadaki çalışma standartlarına baktığımız zaman tabii ki bütün ülkeler farklı. Gerek sanayileşmiş, efendim gelişmiş ve teknolojisini geliştirmiş çalışan iş gücünü farklı boyutlarda sınıflandırmış ülkelere baktığımız zaman tabii ki bir asgari ücretin aslında temel mantığının da olmadığını Peki. görüyoruz. Neden? Çünkü asgari ücret bir tarife haline gelsin de istemediğimiz için. Şimdi bakıyoruz asgari ücret deyince tüm çalışanlar bu ücreti alıyor ifadesi çıkmaz burada. Aslında çok büyük bir kesimin aldığı ücret değil. Tabii, tabii ki değil. Bu bir standart yani bir düzen içerisinde uzlaşma metni nasıl anayasalar uzlaşma metni ise çalışma usulleri işverenle işçi arasındaki bir hakem devlet hakemlik yapıyor burada. Burada bir asgari bir söz bir akde dönüşüyor. Dolayısıyla buradaki artışların tabii ki hangi hangi baz alınıyor? enflasyon alınıyor. Geçim şartları efendim, özlük hakları gibi birçok e, parametre e, baz alınarak yapılıyor. Devlet de burada aslında hakemlik yapıyor temelde. Yani bir görüşme e, trafiği içerisinde tabii ki bulunuyor ama e, aslında işverenle işçi arasındaki akittir bu. Dolayısıyla bugün e, geldiğimiz noktada %34.4 oranında bir artışa gidildi. Bu, e, o, fakat enflasyon 15.2. Yani 5 aylık enflasyona baktığımız zaman 15.2. Bu bir aslında iyileştirme, biraz da refah payının artırılması, aynı zamanda destek devlet devletin verdiği SGK primleri üzerinden verdiği desteğin de 500 liraya çıkarılmış olması işverenliğine tabii ki bunlar çok önemli gelişmeler önemli kazanımlar çalışanlar açısından. Şimdi bunun sürdürülebilir olması çok önemli. Yani alım gücünün daha yükseltilerek ee, tabii ki enflasyonist baskıları asgari ücretin üzerinden çekerek daha da e, bunu güçlü hale getirilebilir asgari ücret. Şimdi yıllara göre baktığımız zaman eser Bey aslında e, ne demek istediğim çok daha net anlaşılacak. Yani 2002 yılında e, 184 liralık enflasyon şey e, asgari ücret 126 dolara tekabül ediyormuş. Yani bugünkü bir fikir versin diye söylüyorum. 2010 599 lira 404 dolara tekabül ediyor. 2020 2324 lira 390 dolar gibi bir rakama tekabül ediyor. 2023'ün birinci yarısında tabii 8500 liralık yani 455 dolar. Bugün 2023'ün ikinci bölümünde yani Temmuz'daki gerçekleşen rakam ise 11402 lira ve bunun karşılığı da 3 486 dolar 484 dolar 486 dolar artık küsuratları çok önemli değil bu dünyadaki standartların hemen hemen yaşam şartları açısından neredeyse bu asgari oranda asgari kısmını bahsediyorum neredeyse eşitliyor fakat şimdi tabii asgari ücretin çok artırılması nerelere etki edebilir? İşverenin giderleri. Yani aslında ihracatın tabii ki ihracatı oluşturan maliyet temelinde SGK, işçi çalışan giderleri efendim asgari ücretten doğan yükümlülükler, tabii ki işte kıdem tazminatı tazminatlar gibi birçok yükümlülükler. Bunlar tabii ki bizim dünya piyasalarında rekabetimize de hakikaten etki eden unsurlar. Dolayısıyla bunların bir uzlaşma çerçevesinde yani işçi işveren arasında bir uzlaşma çerçevesinde yapılıyor olması. Devletimizin tabii ki işveren tarafında da efendim bir destek uygulayıp 500 liralık bir destek uygulamış olması yeterli mi? Yeterli değil. Ama tabii ki şey mi? Doğru mu? Çok doğru. Neden doğru? Bugün tabii ki bu desteklerin uygulanması da lazım. Geçim şartlarının yani işçi lehine geçim şartlarının da iyileştirilmesi lazım. Şimdi burada bir fedakarlık yapılacaksa her tarafa yani işçiye, işverene ve devletimize de bir fedakarlık üstlenmesi gerektiği bir durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunlar asgari ücret anlamında bugün yapılan iyileştirme yerinde gerçeğe uygun. Hatta Sayın Cem Kaya hatırlar bir yayında ben ya geçtiğimiz demiş. geçtiğimiz hafta 11.450 lira olarak ifade etmiştim bunu. Evet. Ee, bugün 11.402 olarak gerçekleşti. Yani 38 lira bir yanılgımız oldu. Bunlar tabii ki nasıl hesap ediliyor? Bütün verileri, parametreleri masanızın üzerine yatırıp hesapladığınız zaman bu olması gereken olarak şey yapıyor. Yoksa verin demek çok kolay. Yani 20 bin yapın, 50 bin yapın falan demek çok kolay. Ama e, üretim rekabetin sürdürülebilirliği açısından, yani üreten yatırımcı açısından da çok e, bir şey olmuş olur. Sürdürülebilir olması lazım bu ücretlerin. Çalışan açısından da e, efendim geçinilebilir olması lazım. Bunu belirlemekteki en iyi e, yöntem uzlaşma. Komisyonu. Tabii ki burada işveren işçi bir araya geliyor. Devletimizin önderliğinde, devletin yaptığı fedakarlıklar veya uygulayacağı ekonomik politikaların verilerin ışığında tabii ki belirleniyor. Hayırlı olsun kardeşlerimize e, hakları mı? Yarın e, tabii ki e, şunu şöyle söylemeyelim. Bu işe başlama limitidir yani e, asgari ücret. Yani buradaki 3 yıl 5 yıl çalışmış kıdemli arkadaşlarımızın aldığı hak ettiği ücret değil. Bunlar tabii ki işçi ile işveren arasındaki bir akittir. Dolayısıyla daha fazla da, e, da çalışıyor olabilirler. Yani yanlış anlaşılmaması için bunu düzeltme gereği duyuyorum. Asgari ücret deyince sanki bir tarife var. Herkes uymak zorunda. Böyle bir şey yok. Asgari ücret sadece devlet... İşçiye verebileceğin iş, en az ücret. En asgari ücrettir. Aslında adı üzerinde asgari. Onun üzerinde tabii ki ki vermek isteyen, çalıştırmak isteyen veya hak eden bunları almak çalışanla işveren arasındaki bir rakittir. Bunların yani devletimizin bunları regül etmesi düşünülemez tabii ki. Aynı şekilde asgari ücretle çalışmayan vatandaşlara da belli bir zam oranı gelecek tabii. Tabii tabii. Buna doğal olarak bu… Şimdi... Bu baz alınacak aldın, tabii ki. Alın, Şimdi emekli emeklilerimiz var. Onların da tabii ki sorunları var. Fakat e, burada sevindirici olan şunu vurgulamayı e, hakikaten kendime borç bilirim. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Bahçeli e, bütün açık hava toplantılarında ifade ettiği gibi biz devlet olarak işçimizi ezdirmeyiz dedi. Bakın bugünkü geldiğimiz noktada hakikaten bir 500 dolarlık bir şey söz e, telaffuz edilmişti. Devlet sözünde durdu. Evet. Devlet gereğini yaptı. Şimdi yarınki, yarın ve devamında gerçekleşecek olan ekonomik politikalar anlamında da şimdi mi devam edelim yoksa... Yavaş yavaş toparlarız ama bir konu daha var. Onu da vurgulamak gerekiyor. Şimdi vatandaşın alım gücünü yükseltirken bir yandan da fırsatçılar da doğabiliyor. Faiş artışlar. Özellikle bunu kirada yaşıyoruz. Bununla ilgili de %25 sınırı tekrar getirildi. Evet. Bu da önemli bir konu. Tabii. Bakın şöyle söylemek lazım. 2020, 2021 ve 2022 yıllarında yani bu aralıkta, bu periyotta devletimiz bir ekonomik model ortaya koydu. Buradaki temel gaye dünyadaki iktisadi gelişmeler dünyanın emtia fiyatlarının artması efendim küresel iklim krizinden doğan efendim bir takım üretim zorluklarının giderilmesi için ve ihracatımızın ya yani cari artan cari açımızın dizginlenebilmesi için bir tedbir dizisi ortaya koydu o hükümetimiz o dönemde. Şimdi bu neydi? Bakın bunu çok iyi anlamak lazım, ifade etmek lazım. Düşük faiz politikasıyla e, kobiler, üreticiler desteklenip e, burada e, istihdamın Düşürülmemesi, yerlerde olmaması, istihdamın güçlü tutulması, burada büyümenin sürdürülebilir ve bugün bile yani yüzde altı yüzde büyüme rakamlarımız beklentilerimiz o şekilde ki hiçbir zaman da zaten dört altına düşmedi büyüme rakamlarımız bu periyotta. Dolayısıyla dünya bugün Almanya örnek vereyim, Almanya sıfır büyüme, enflasyon hissi %18 çıktı. Bugün verileri açıkladılar. Dolayısıyla yani bizim aldığımız tedbirler tamamen Şimdi herkes söylüyor ya Eser Bey işte Mehmet Şimşek Bey ne demiş? işte rasyonalite demiş. Ya o kardeşim işte rasyonalite budur. Bakın eee rasyonaliteye de e, uygun davranabilirsiniz. Ortodoks politikalarına da uygun, iktisadi tedbirleri de alabilirsiniz. Para pra, pragmatik de davranabilirsiniz ama oportunist olamazsınız. Yani hep bana hep bana yani e, hep çıkarcı e, davranamazsınız. Dolayısıyla bir e, taraftan e, hükümetimizin aldığı tedbirler enflasyonu göğüslemek e, fakat işsizliği azaltmak, büyümeyi çoğaltmak, ca, e, tedarik zincirlerini kırmadan cari açığı kapatmak. Çünkü böyle bir tedbir alınmasaydı ne olurdu? Bakın Türkiye enerji harcamaları ve ithalat rejimi açısından hakikaten dövize bağımlı bir ülke. Yani e, turizm gelirleri ve ihracat rakamları cari açımızı kapatamıyor. Neden? 10 milyar dolarlık bir enerji sarfiyatımız ve giderimiz var. Dolayısıyla hükümet hani konuşmamın başında şunu ifade ettim ya sadece e, kur, faiz e, veya asgari ücret gibi parametreler yetmez. Enflasyon gibi parametreler yetmez. Neyi de gözetmek lazım? Üretimi de gözetmek lazım. Yerli ham madde, milli iş gücü ee, ve efendim e, bunu sürdürülebilir şekilde pazarlayacak pazar alanları bulmak lazım pazar alanları bulmanın temel kriteri nedir fiyat tutturmanız lazım. Dolayısıyla bir yeri göğüslerken mesela enflasyon artıyor. Evet biliyoruz enflasyon artıyor. Ama faizi yükselttiğiniz maliyetler artacağı için ihracat yapamayacaksınız. Şimdi ne oluyor? Devletimiz faizi tutarak enflasyonu göğüsledi ama tedarik zincirleri kırılmadan KGF kredisi kullanan binlerce, on binlerce diyeyim. Yani binlerce çok az kalır belki. On binlerce işletmeye de yüzde altı, yüzde yedi ee, gibi e, maliyetle birlikte kredi verdi. E şimdi bunlar eğer e, verilmeseydi ne olurdu? Bakın kur korumalı mevduat diye herkes diline doluyor. Özellikle CHP taraftarları söylüyor. Özellikle efendim altılı masanın e, biraz e, nasıl düşündüğünü anlayamıyorum. Yani onlar gibi düşünemiyorum. Nedense bilmiyorum. O altılı masanın mesela sözcüleri çıkıyor. Efendim işte kur korumalı mevduat. Ya o kardeşim kur korumalı mevduat yani bu e, döviz cinsinden olan mevduat bankacılık sistemi içerisinde kalmazsa bankacılık sistemi içerisinde ekonomiye kazandırılmaz ise ne yapacağız IMF'ye gidip para mı alacağız yani. Planları oydu. Planları bu. Nasıl nitekim de Londra bankerlerine gitti. 300 milyar dolarlık bir kredimiz var gibi. Öyle vatandaş da onun yanıtını verdi zaten. Şimdi seçimlerde. bu Eser Bey yani burada ekonomi ekonomi bir bilim dalı. Bakın iktisat sadece bir teori değil, bir bilim dalı. Yani burada yani ana akım iktisat teorilerini uygulayabilirsiniz ama bundan sapma heradoks politikalara da gidebilirsiniz. Yani e, pragmatik pragmatik ekonomik e, tedbirler de alabilirsiniz. E, bunları neden söylüyorum olabilir diye? Çünkü elinizdeki verilere göre, elinizdeki efendim imkanlarınıza göre veyahut da politikalarınıza göre, bakış açılarınıza göre eğer uygunsa bir formül geliştiriyorsunuz. Yani ekonomik program ülkenin e, ekonomi alanındaki ali menfaatlerini temin eden bir şeyin adıdır yani sistematik bir bilginin adıdır dolayısıyla burada bunları uygulayabilirsiniz ama Avrupalı gibi. E, sadece fayda esaslı kendine fayda esaslı e, mesela e, kurla faizle o baskılarla borsanız üzerinden, üzerinden bankacılık sisteminiz üzerinden baskı yaparak yani parayla para kazanma sıcak e, parayı bir silah olarak kullanma alışkanlığı da oportunizmdir. Yani bu şekilde e, yüksek e, faiz bunu getirecek değil mi? O bakımdan e, bugün e, gerek asgari ücretin e, bu seviyede açıklanmış olması. Sayın Lider Devlet Bahçeli'nin bugün çok güzel bir ifadesi vardı. Bakın çok kıymetli bulduğum için ifade etmek istiyorum. Dinledim. Bugün bir devlet dersi vardı yine. Nerede vardı? Dış politikada vardı. Mahmut Abbas'a vardı. Bakın ekonomi anlamında. Onu da konuşacağız belki. Ekonomi anlamında bugün evet biz efendim kur faiz kıskacını, faizi benimsemiyoruz. Evet karşıyız. Ama gerekiyorsa gerekli tedbirleri almak da gerek e, ekonomiden sorumlu bakanımızın gerekse Merkez bankamızın görevler arasında bunlara da müsaade etmek lazım dedi Hı. buradan fayda bekleyen e, o dışarıdan sürekli işte şu kadar faiz artsın bu kadar faiz artsın diyenlere karşı çok oturaklı ve hakikaten bir devlet adamı sorumluluğuyla birlikte e, çok e, özel bir cevaptı Onun içinde Sayın Lider devlet Bahçeli'ye de buradan saygılarımızı arz ediyoruz bu konuda